Şahane eser. Evet, şu anda arkamda da duran sevgili Besi Cecan'ın galerisinden. O zamanlar Besi Hanım'ın çok güzel bir galerisi vardı. Sanıyorum sene 1985-86 olması lazım. Seyit Bozdoğan'ın bu eseriydi. Hatta bu eser, bu eser evdeyken evde oturacak koltuk yoktu, onu söyleyeyim. Yani yeni ev yapmıştık karımla. Evde koltuğumuz yoktu ama bu resim vardı, vardı. Son aldığım eser sanıyorum son Çağla Caboğlu'nun galerisinden Evren Erol'a ait büyük bir polyester heykel aldım. Şu anda o burada değil, ofiste duruyor. Ofiste kullanıyorum onu. Bu da çok sevdiğim bir eser. Çiftli teki de aldıydım. Çok güzel bir eserdir. Sevdiğim bir eser. Ben kesinlikle galerilerden ve fuarlardan almayı tercih ediyorum. Onun dışında yani örneğin şeyden müzayedelerden pek fazla aldığımı söyleyemem. Çünkü müzayedelere gitmeyi çok fazla sevmiyorum. İstanbul'da beğendiğim galeriler arasında Çağla Caboğlu Sık Alışveriş'e baktım bir galeride. Merkür gene çok iyi sanatçılar olan çok iyi bir galeridir. Rampa aynı şekilde. Galerist beğendiğim bir galeridir. Onun dışında tabii esasen Türkiye'de şöyle bir şey var. Bunu da yeri gelmişken şey yapayım. Maalesef sanatçılarla galeriler arasındaki ilişki süreklidir. Türkiye'deki en büyük problem bu. Yani Türkiye'de galeriler sanatçılara ona sahip çıkayım, onu geliştireyim, onu daha geliştireyim ve daha kazanması, ben de daha çok kazanır gözüyle bakmıyorlar. Galeriler böyle çok kısa dönemli ve çabuk kar etme niyetiyle bakıyorlar sanatçılara. Sanatçılar da onlara farklı şekilde bakıyorlar ve dolayısıyla galeri sanatçısı sürekli bir, benim tanıdığım galericilerle sanatçısı sürekli bir çekişme var, sürekli bir değişme var. Yani bir galeri, bir bakıyorsunuz bir sanatçı bugün işte bir galerideyken daha bir ay sonra başka galeriye geçmiş. Yani o devamlılığı göremiyorsunuz. Onun için şu galeri iyidir, bu galeri iyidir diye bir şey söylemek de çok zor. Çünkü zaten o galerideki sanatçı o kadar çok değişiyor ki iyi sanatçılar bugün bir galerideyken bakıyorsunuz yarın başka bir galeride. Yani o nedenle Türkiye'deki bu sistemin zaten düzgün bir şekilde dönüştürülmesi lazım ki zaten bundan her iki tarafta şikayetçi. Valla öyle benim devamlı illaki hani diye bir böyle her sene işte ben Miami Art Basel'e giderim gibi bir şeyim yok ama Venedik Bienali'ne işte muhakkak gitmeye çalışırım. İşte kendi konumu ilgilendirdiği için Milano Fuarı'na muhakkak giderim. Frankfurt Fuarı'na muhakkak giderim. Maison Objet'e gitmeye çalışırım. Bunun gibi yani çeşitli fuarlara zaman zaman giderim. Ama eğer böyle sürekli hani her sene şey gibi, görev gibi fuar takip ettiğim söylenemez. Paris'te mesela Macassar diye bir galeri vardır. Art Deco'da bence tartışmasız en iyi parçaları, tabii ki en pahalı parçaları ve en önemli parçaları bulabileceğiz bir galeridir. New York'ta Nenuphar galeri çok özel, çok avantgard parçalar bulabileceğiz bir galeridir. Barcelona'da Fen de Siècle diye bir galeri vardır. Orada da çok enteresan dönem parçaları bulabilirsiniz. Art Deco'da vardır, Memphis'te vardır. 1960 çok karışıktır ama çok güzel bir galeridir. Bir de Milano'da Roberta Basta diye bir Roberta Basta Design diye. Yine bu Barcelona'daki Fen de Siècle'le benzeyen, yine böyle çok karışık ama çok farklı, çok enteresan objeleri, eserleri bir arada bulabileceğimiz, mobilyaları bulabileceğiniz bir galeride sık sık gittiğim zaman muhakkak gezdiğim galerilerdendir. Online alışveriş hiç yapmadım diyebilirim. Zaten doğru da bulmuyorum çok açık konuşmak gerekirse. Çünkü o eserin
büyüklüğünü, dokusunu, ışığı nasıl yansıttığını yani ellemedi. Tabii ki ellemiyorsunuz, elleyemezsiniz gidip bir resmi böyle, ama yani oraya iyice yaklaşmadan, onu yaşamadan almanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu ancak artisti çok iyi tanıyorsanız, yaptığı işleri çok iyi biliyorsanız, hani onu fırça kullanım şeklinden tutun da ışığı nasıl kullandığına kadar, bütün bunları çok çok iyi biliyorsanız o zaman online bir alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü zaten ona çok hakimsinizdir, o zaman mümkün. Ama yoksa yeni bir şeyi görmek için muhakkak yani elleyecek kadar yaklaşmanız lazım. Çok var ama abi, kendim de istedim. O kadar çok var ki zaten gerek internet ortamında, işte video vasıtasıyla diyelim, gerek basılı olarak çok takip ediyorum. Frame, işte wallpaper, intraboros, diğerlerden tasarım, lighting design, dwell gibi aklıma ilk gelenler. Hani onun dışında zaten Raison Française'di, yoklar ne bileyim işte, aklıma şu anda gel o kadar. Yani hayatım dergi okuyarak, kopararak, eskiden koparıyordum. Eskiden dergileri koparıp sayfaları işte onları kendi işlerinde ev, yok, şu, bu falan, mutfak gibi tasvipliyordum. Şimdi artık bu tabii şey çıktıktan beri işte Zinio vasıtası da olsun, şey olsun, bunları daha rahatlıkla, zaten bir Pinterest çıktı, artık tamamen yiğitlik bozuldu. Şimdi yeni bir moda var. Ev hanımları oturuyorlar, Pinterest'ten seçiyorlar evlerini, şeylerini, onları bir araya getirip evler yapıyorlar. Pinterest tarzı diye yeni bir tarz çıktı şimdi. Herhalde bunun da yanlış olduğu ve esasında çok bir şey ifade ettiği yakında anlaşıldı. Ama kullanmak açısından eğer doğru kullanılırsa Pinterest, müşteriyle ilişki kurmakta güzel bir araç. Ama Pinterest'i bir sonuç gibi kabul ederekten onu aynısını yapayım diye yola çıkarsanız, o da çok yanlış bir şey, yöntem. Ben WhatsApp kullanıyorum. Ben bir ara Instagram'a niyetlendim, girdim. Yalnız Instagram'da benim koyduğum şeyler, hatta ismi Disgusting Delicacies diye bir şey yaptıydım. Ondan sonra biraz fazla rahatsız edici bulundu. Çok kişi saldırdı bana. Böyle özellikle böyle bir takım panter emerkipli kadınlar var. Onlar böyle Almanya'dan falan üstüme geldiler. Bayağı ciddi küfürler, kıyametler, gayet şey cevap verdi. Hepsi çok sakin cevap verdi hepsine. Ondan sonra ama sonra baktı ki başa çıkamayacağım. Saldırılarla başa çıkamayacağım için. Oradan böyle hafif tırstım. Şimdi daha çok WhatsApp kullanıyorum. WhatsApp'ta mesajlaşma işimi hallediyorum. Gruplarla şakalaşma işimi hallediyorum. Benim için yetiyor. Şimdi dergi genel anlamıyla hakikaten bu, mesela örneğin otellerde ve şeyde yer aldığı zaman Türkiye'ye, İstanbul'a yeni gelen birileri için çok faydalı olduğu için hakikaten çok faydalı. Orada antikacıları, müzayede yerlerini, galerileri, müzeleri, hepsini görebiliyorsunuz ve adreslerini bulabiliyorsunuz. Hatta bir miktar tarzları hakkında bir fikir sahibi de olabiliyorsunuz. İşte kimisi daha antika üzerinde, daha şey, kimisi dönem mobilyaları üzerinde, kimisi işte müzelerle ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani çok faydalı. Ama ben bunu eminim ki ikinci sayısı, ki bir sene sonra çıkacak, dış senede bir çıkacak, çok daha başarılı olacağına, çok daha fazla veri vereceğine, çok daha okuda ve zaten bunun da şu anda saklanmasını doğru buluyorum ve tam bir başucu şey halinde geleceğini düşünüyorum. Ben beğendim ilk sayı olarak da, ilk deneme olarak da çok başarılı buldum. Devamında diliyorum.